Türkiye 6 Şubat pazartesi sabahı felaketi yaşadı. İki büyük depremle sarsılan Güneydoğu'da yıkımın boyutu tahminlerin çok üzerindeydi. Kahramanmaraş merkezli depremler 10 şehri yıkıp geçti. Binlerce can enkaz altında kaldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler Kahramanmaraş, Hatay, Malatya başta olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açtı. Depremlerin ardından 7. günde de arama kurtarma ekipleri umudu kazmaya devam ediyor. 100.000'in üzerinde arama kurtarma ekibi enkazdan gelecek bir ses, bir nefes için canla başla çalışıyor. Soğuk havada endişeli bekleyiş sürerken bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Depremin vurduğu illerde yaralı sayısının 80.000'i geçtiği açıklandı. Yıkılan bina sayısı da 6.000'in üzerinde. Depremzedelerin tahliyesi ise sürüyor. Aralarında yeni doğmuş bebeklerin de bulunduğu 90.000'in üzerinde afetzede deprem bölgelerinden diğer illere tahliye edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri depremin ilk anından itibaren sahada. Kurulan hava yardım köprüsüyle bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı sürüyor. 25.000 Mehmetçik afet bölgesinde görev yapıyor. Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetlerle Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından aile yaşam çadırlarının kurulumu tamamlandı. Afet Psikososyal Destek Grubu kapsamında da mobil sosyal hizmet merkezi Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Bölgede depremzedelere psikososyal destek veriliyor. AFAD, Emniyet, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, ambulans ekipleri, yerel güvenlik ekipleriyle birlikte Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gönüllüler, saha personeliyle beraber kurtarma ve destek çalışmalarına devam ediyor.